Merhabalar. Bu dersimizde paragraf konusunu anlatacağız. Evet, paragraf konusunun içindekiler bölümüne kısaca bir göz atacak olursak, paragrafın anlam yönü, paragrafta yapı, giriş, gelişme, sonuç bölümleri, paragrafta anlatıcı tipleri, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları. Şimdi paragraf nedir? Paragraf nedir? Kısaca bir tanımlayacak olursak, yani bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğuna paragraf denir. Yani paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler. Şimdi paragraf sorularını çözerken neye dikkat etmeliyiz? Paragraf sorularının çözümünde bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani en önemlisi paragraf sorusunu çözerken birinci ne yapıyoruz? Önce soruyu okuyoruz. Daha sonra okuma parçasını okuyoruz. Daha sonra soruların şıklarını okuyup cevap veriyoruz. Evet, paragrafın konusu. Konu paragrafta sözü edilen nesne, olay ya da durumdur. Üzerinde söz söylenen, yazı yazılan düşünceler konuyu oluşturur. Yani yazar bu parçada neyden söz etmektedir? Yazar bu parçada ne söylemek istemektedir gibi sorular paragrafın anlam yönünü veya konusunu oluşturuyor. Paragrafın konusu ile ilgili değişik sorular da olabilir ve bunlardan bazıları bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir? Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır gibi sorular konuya sorulur. Evet, geçiyoruz paragrafın başlığı. Paragrafın konusunu en iyi biçimde yansıtan kelime ya da kelimeler metnin başlığı olabilir. Yani metnin başlığını bulmak için konuyu doğru okumak gerekiyor. Mesela bir parça okudunuz. Bir bölüm okuduğumuz kitaptan şöyle bir soru olabilir. Yani bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru olabilir. Evet, geçiyoruz paragrafın ana düşüncesi. Yazarın paragrafı yazma amacına, yazdığı bu paragrafı ile okuyucuya ulaştırmak istediği mesaja ana düşünce, ana fikir denir. Paragrafta işlenen konu bir araçtır. Amaç ise konudan hareketle okura bir şeyler söylemektir. İşte bu söylenenler, anlatılmak istenenler ana düşünceyi oluşturur. Ana düşünce paragrafta anlatılanların tamamını kapsar. Ayrıca ana düşünce yargı bildirir. Yani kısacası yazar bize bu parçada ne demek istediği, parçada yazar hangi amaçla yazı yazdığı gibi şeyler söyleyebiliriz. Ana düşüncede değişik soru biçimleriyle de karşımıza çıkabilir. Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır gibi sorular ana düşüncenin sorulduğu soru tiplerinden bazılarıdır. Evet, paragrafın ana düşüncesine örnek bir soruya bakacak olursak, kışın beyaz güzelliğinin ve yazın sıcak ve nemli günlerinin de zevkine var. Her mevsim, her gün, her an gelir geçer ve hiçbiri asla birbirinin aynı ya da tekrarı değildir. Kış soğuğunun ortasında yazın bunaltıcı sıcağında kışı özlemek yerine her mevsimi kendi güzelliğiyle kabul et. Şimdi cevaba bakacak olursak, parçada her mevsimin, her anın kendine göre bir güzelliği olduğu, her mevsimi yaşarken bir başka mevsimin hayalini kurarak yaşamamak ve içinde bulunduğumuz mevsimin tadını çıkararak yaşamak gerektiği anlatılıyor. Öyleyse bu paragrafın ana düşüncesi nedir? Hayatın her mevsiminin tadını çıkarmak gerekir olmalıdır.
Evet, geçiyoruz bir sonraki paragrafta yardımcı düşünce. Ana düşünceyi destekleyen, çeşitli yönlerden açıklayıp güçlendiren düşüncelerdir. Yardımcı düşünceler konunun çevresinin çizilmesine ve genişletilmesine yardım eden yan yargılardır. Yardımcı düşünceler birden fazla olur. Yardımcı düşünceler ayrıntılarla ilgilidir. Yardımcı düşünceyle ilgili sorular çoğu zaman olumsuz, yani negatif biçimde sorular sorulur. Yani örnek verecek olursak, bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz gibi olumsuz, yani negatif sorular sorulur. Evet, geçiyoruz paragrafın yapı yönü. Evet, paragrafın yapısına iki açıdan yaklaşmak gerekir. Bir, paragrafın bütün paragraflarda giriş, gelişme ve sonuç cümleleri vardır. Giriş cümlesi paragrafın konusunun ortaya konulduğu ilk cümledir. Gelişme cümleleri giriş cümlesinden sonra gelen ve onu açıklayan cümlelere denir. Sonuç cümlesi açıklamaların sonuca bağlandığı en son cümleye denir. Evet, ikincisi paragrafta olayların oluş, düşüncelerin mantık, betimlemelerin görülüş sırasına göre sunulmalıdır. Oluş sırası zamana göre yapılır. Olay başlar, oluşur ve biter. Mantık sırası cümleleri birbirini destekler, açıklar. Aralarında çelişki bulunmaz. Görülüş sırası yakından uzağa ya da uzaktan yakına doğru oluşur. Hani planlı bir paragrafın incelediğimizde giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluştuğunu zaten görmüş olacağız. Evet, giriş bölümüne bakalım. Giriş bölümü çoğu kez paragrafın konusunu, yani bakış açısını ortaya koyan cümlelerdir. Giriş cümleleri ama, fakat, ancak, oysa, çünkü gibi bağlayıcı sözlerle başlamaz. Evet, gelişme bölümü. Giriş bölümünden ortaya konan düşüncenin konunun geliştirilip örneklendiği cümlelerdir. Genelde birden fazla cümleden oluşur. Yardımcı düşünceler genelde bu bölümde bulunur. Paragrafın en uzun bölümüdür. Mesela hangisi söylenemez, hangisine değinilmemiştir, hangisine ulaşılamaz biçiminde düzenlenmiş, olumsuz sorularda söylenen, değinilen, ulaşılan sonuçların çoğu gelişme bölümünde bulunuyor. Evet, geçelim paragrafın sonuç bölümüne. Konunun, düşüncenin bir sonuca bağlandığı bölümdür. Sonuç cümleleri demek ki, demek oluyor ki, anlaşılıyor ki, öyleyse gibi bağlayıcı ifadelerle başlar. Genellikle tek cümledir. Paragrafın küçük bir özeti gibidir. Ana fikir genelde bu bölümde olur. Yani yazar bu bölümde düşüncelerini derleyip toparlar ve bir sonuca bağlar. Sonuç bölümü bazen giriş bölümünün tekrarı biçiminde, bazen de ana düşüncenin anımsatıldığı paragrafın özetlenmesi şeklinde oluşur. Evet, burada örnek sorular var. İsterseniz videoyu durdurup örnek soruları çözebilirsiniz. Evet, paragrafta sorulan kavramlar ve duygular. Paragraflarda sorulan kavramlar ve duygular. Yani üsluplar. Özgünlük neymiş bakalım. Başkasına benzememe, kendine has olma demektir. Parçalarda genellikle taklitten kaçmak ve yenilikçi olmayla açıklanır. Doğallık, yani naturallik, yapmacıksız, süs ve özentiden uzak, günlük hayatta olduğu gibi olma demektir. Duruluk, açık ve anlaşılır olma. Akıcılık, okuyucuya sıkmayan, sürükleyici bir anlatıma sahip olma demektir. Özlülük, az sözle çok şey ifade edebilme. Yani sözü uzatmadan
böyle kısaca anlatmak demek. Yoğunluk birçok anlamı bir arada verme, anlam içinde anlam bulunması demektir. Yalınlık bir anlatımda süslü ve sanatlı söyleyiş özelliklerinin yanı sıra gereksiz ayrıntıların bulunmaması özelliğidir. Sürükleyicilik yazının kendini ilgiyle okutma özelliğidir. Evet, geçiyoruz sonraki bölümümüze. Paragrafta anlatıcı tipler. Kişi anlatımı, o ağzıyla anlatmak. Olayların tamamen anlatıcının kontrolünde olduğu ve anlatıcının her türlü detayı bildiği anlatım türüdür. Genellikle fiiller üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiştir. Yani öznesi odur. En çok kullanılan anlatıcı tipidir. Dağlarda özgürce yürüyordu. Çevresindeki yemyeşil çimenler ve kuş cıvıltıları ruhuna huzur veriyordu. Aşağıdan gelen koyun sürüsünü görünce bir an durdu. Çobanın kaval sesi onu adeta büyülemişti. Hemen onlara doğru koşmaya başladı. Yani yukarıdaki paragrafta cümlelere kim sorusunu sorduğumuzda hep o cevabını alıyoruz. Evet, geçiyoruz. Kişinin anlatımı. Ben ağzı. Olaylar anlatıcı tarafından yaşanıyormuş gibi izlenimi verir. Yani sanki anlatan kişi kendisi de olayın içinde ve yaşıyormuş gibi. Örnek verecek olursak, koşarak kapıdan çıktım. Hemen tramvaya doğru acele adımlarla yürümeye başladım. Arkamdan gelen adamı fark etmemiştim bile. Omzuma dokunması ile birlikte neye uğradığımı şaşırdım. Kafamı çevirince yıllar öncesinde silik bir yüz gördüm. Yani burada da kişi anlatırken hep ben gördüm, ben yaptım, ben ettim gibi cümleler kuruyor. Evet, geçiyoruz sonraki bölümümüze. Anlatım biçimleri. Evet, paragrafın 4 temel anlatım tekniği vardır. Açıklama, tartışma, öyküleme yani hikaye etme, betimleme yani tasvir etme. Evet, geçiyoruz. Açıklama neymiş? Açıklama, bilgi vermek amacıyla oluşturulan yazılarda kullanılan anlatım tekniğidir. Bu tür yazılarda amaç okuyucuyu bilgilendirmek, ona bir şeyler öğretmek olduğundan sade ve anlaşılır bir dil kullanılır. Ders kitaplarında, ansiklopedi ve bilimsel yazılarda daha çok açıklayıcı anlatım kullanılır. Şimdi örnek bir bölüm okuyalım. Tarhana, Anadolu'ya özgü bir çorbadır. Yöreden yöreye farklı şekillerde hazırlanan tarhananın birçok çeşidi bulunur. İçinde kekikten meyveye, şifalı ve baharatlı olan sebzeye kadar birçok besin vardır. Toz, granül, hatta yaprak halde hazırlanabilen tarhananın Kütahya'dan Kastamonu'ya kadar yaygın bir çeşidi vardır. Evet, bize burada tarhananın nasıl ve olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklanmıştır. Evet, tartışmacı anlatım. Tartışma fikir ayrılığına dayanır. Okuyucu istenilen davranış ve düşünce biçimine yönlendirilmek için kullanılan anlatım biçimidir. Bir parçada tartışmacı anlatımdan söz edilebilmesi için o parçada karşıt, yani karşı düşüncelerin de bulunması gerekir. Tartışmalarda yazar sanki okurla sohbet ediyormuş gibi bir hava içindedir. Okuru kendi iddiasının doğruluğuna inandırmaya çalışır. Evet, geçiyoruz. Öyküleyici yani hikaye gibi anlatıma. Öykü adından da anlaşılacağı gibi bu tarz anlatımlarda bir öykü havası sezilir. Daha çok olay ağırlıklı bir anlatım tekniğidir. Bu anlatımda olay kişi ve zaman söz konusudur. Zaman ve olayın olmadığı yerde öyküleme de bulunmaz. Yani bir olayın içinde zaman varsa o hikayeleşmiş yani öykülenmiş anlatım tekniğidir.
açıklama, örnek bir bölüm okuyalım. Mağazada alışveriş yaparken birden içeriye 3 kişi girdi. Hızlı adımlarla kasaya yaklaşan kişiler kasiyere bir şeyler söyledi. Kasa başında duran 3 kişi diğer kasiyerlerin meraklı bakışları altında giden kasiyerin sandalyesini yerinden çıkarıp mağazanın içine doğru iteledi. Evet, geçiyoruz. Bir sonraki bölüm, düşünceyi geliştirme yolları. Tanımlama. Bu kavram ya da varlığın ne bir kavram ya da varlığın ne olduğunun açıklanmasıdır. Daha çok açıklayıcı anlatım tekniği içinde kullanılır. Tanımlama bu nedir sorusuna verilen cevaptır. Parça içinde bir tek tanımın verilmesi tanımlama için yeterlidir. Mesela örnek verecek olursak, tembellik bir işten nefret etmektir. İnsanın işler karşısında bütün isteğini kaybetmesidir. Yani burada tembellik nedir diye tembelliği bize tanımlamış, anlatmış oluyor. Evet, geçiyoruz. Karşılaştırma. Birden fazla kavramın ya da varlığın benzer ya da farklı yönlerini ortaya koymaktır. Örnek bir bölüm okuyacak olursak, denemede duyguların belli bir kurgu olmadan yazılması söz konusu iken makalede belli bir düşünceyi kanıtlamaya yönelik anlatım söz konusudur. Yani burada deneme ile makaleyi karşılaştırmış oluyor. Evet, tanık gösterme veya alıntı yapma, bir kişiden bir bölüm alma. Bu genellikle tırnak içinde kullanılır veya işte bir kişiden, mesela Çıngız Aytmatov bir kitabında şöyle şöyle bir söz kullanmıştır veya Confucius bir sözünde düşünmeden öğrenmek vakit kaybetmektir gibi söz kullanmıştır diye başka bir kişiden alıntı yapıyoruz. Evet, geçiyoruz örnekleme. Öğrenmeyi inandırıcı kılmak, somut hale getirmek için paragraftaki düşünceyi örneklerle anlatmaktır. Mesela bir şey anlatırken örnek vermiş oluyorsunuz. Buna da bir örnek verecek olursak, İstanbul'un her yanı tarih kokar. Hangi semtine ayak bassanız tarihin en büyüleyici kolları sizi sarıverir. Üsküdar, Emirdağ, Topkapı, her semtinde ayrı bir tarih vardır. Evet, burada anlatırken İstanbul'un tarih kokan yerlerini Üsküdar, Emirgan ve Topkapı'yı da örnek göstermiş oluyor. Evet, benzetme. Benzetme nedir? Bir varlığı ya da durumu daha iyi anlatabilmek için onu gözümüzde daha rahat canlandırabileceğimiz başka bir varlığı ya da bir duruma benzeterek anlatmaya denir. Bilim güneş gibidir demiş. Mesela örnek verecek olursak. Burada ne yapmış? Bilimi güneşe benzetmiş oluyor. Evet, geçiyoruz. Anlatımda yararlanılan duyular. Duyularımız nedir? Görmek, koklamak, hissetmek, duymak gibi şeylerdir. Şimdi örnek verecek olursak, tabiatı severim. Şu anda olduğu gibi üfül üfül esen rüzgarı severim. Şu ömrümüzde yeşil bir halı gibi duran çimleri, şu önümüzde yeşil bir halı gibi duran çimleri ve üzerinde mis gibi kokan nergisleri, ağaçta öten kuşları severim. Hele şu dalında ballanmış armudun tadını unutabilir miyim? Verilen parçada altı çizili sözcük ve sözcük gruplarına dikkat edersek farklı duyu organlarına ait duyuların olduğunu görüyoruz. Mesela üfül üfül derken dokunmak, yeşil bir halı gibi derken görmek, mis gibi kokan derken koklamak, öten kuşlar derken duymak, armudun tadı derken tatmak duyu organlarımızla hissettiğimiz şeylerdir. Evet, dersimiz burada bitti. Dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Online derste görüşmek üzere.